Peki, Kayseri'de Suriye uyruklu olduğu açıklanan bir kişi bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla ortaya çıkan olaylar, haberin duyulmasının ardından sokağa inen kalabalık, sosyal medyada bazıları göçmen karşıtı slogan atan grupların sokaklarda yürüdüğü videoları paylaşması, diğer illerde ve Suriye'nin kuzeyinde bir takım olayların meydana gelmesi zaten tartışmalı olan bir konuyu tekrar gündemde tuttu, gündeme getirdi. Cenk Bey, sizinle başlayacağım. Benim de korktuğum bir konu bu aslında. Çünkü şeyi de biliyorum. Yalan, yanlış birçok video dolaşıyor. Bir takım sosyal medyadaki söylentiler insanları kışkırtıyor filan. Bunu bir provokasyon olarak nitelendirdiniz ve tabii ki sonrası ne olur? Türkiye'nin bu anlamda yapması gerekenler nedir? Şimdi iki olayı bir Tam ayıralım. sizin uzmanlık alanınız, bir de izleyiciye de altını çizeyim değil mi? Bu konu üzerine Evet, çalışıyorum. doktora tezim Suriye politikası üzerineydi ODTÜ'de. Şimdi iki konuyu ayıralım ilk önce. Bir kere pazar günü Kayseri'de olan mesele ve pazartesi günü Suriye'nin kuzeyindeki gösteriler ve şiddet olaylarıyla arada bir doğrudan ilişki yok. Onun asıl sebebi Sayın Erdoğan'ın birkaç gün evvel Esat Bey'le görüşebiliriz demesi. Çünkü şu anda eğer Türkiye'deki hükümetle Suriye merkezi hükümeti bir görüşme sağlarsa ve bu bir müzakere ve işbirliği sürecine giderse 2011 yılından beri Suriye'nin kuzeyinde AKP'nin tahkim ettiği Özgür Suriye Ordusu varlık sebebini kaybediyor. Ve HTŞ, yine ben mesela şu bilgiyi verebilirim, o olayların içerisinde İdlib'deki HTŞ de var. Yani Heyetül Tahrir Şam, El-Kaide bağlantılı bir terör örgütü de var. Dolayısıyla aslında o iki olay arasında bir bağlantı yok. Sayın Erdoğan'ın Ama açıklamalarıyla HTŞ'de olayları kınadı. HTŞ olayları içindeydi. Heyetül Tahrir Şam İdlib'deki terör örgütü. Biz de terör örgütü olarak tanıyoruz. Kınaması mümkün değil. İçerisinde zaten ve teşvik ediyor bu olayları. Dolayısıyla orada Türkiye'nin Suriye hükümetiyle görüşme ihtimalidir Suriye'nin kuzeyindeki olayların büyümesine sebep olan. Ama Kayseri başka bir mesele. Şimdi Kayseri meselesiyle ilgili şunu söyleyeyim. Elbette ki çözüm sokaklarda değil. Elbette ki çözüm asla şiddet değil. Fakat şunu görmek gerekiyor. Bir realite var ortada. O realite de şu. Ben şuna da katılmıyorum. Bu arada o olayların olduğu gece bir sosyal medyada çalışma yapıldı. Efendim deniyor ki devlet yoksa millet var. Biz buna katılmıyoruz. Devlet milletin teşkilatlanmış halidir ve Türk devletsiz olmaz. Buna katılmıyorum. Ama bir realite var ortada. O realite şu. Türkiye tesadüfi olaylar sonucunda değil, bilerek ve isteyerek teammüden dünyada en fazla sığınmacı ve kaçak barındıran ülke konumuna getirildi. Birleşmiş Milletler'in dünyada tanıdığı 193 ülke var. Türkiye'de bulunan sığınmacı sayısı 97 ülkenin nüfusundan daha fazla. 10 milyonun üzerinde sığınmacı ve kaçak var ve Türk milleti artık bu yükü daha fazla taşıyamaz. Dolayısıyla biz burada bir provokasyon arama işine girersek, bir sorumlu arama işine girersek doğru bir iş yapmış olmayız. Çünkü sorumlular, bana göre bu noktada sorumlular, Suriye İç Savaşı'nın başlangıcında Sayın Erdoğan ben Şam'da cuma namazı kılacağım diyordu. Sayın Erdoğan Şam'a gidemedi ama Suriye'nin büyük bir kısmı Türkiye'ye geldi. Hafızam beni yanıltıyor mu? Ahmet Tayyip Davutoğlu Bey'in diyor. Öyle bir ifadesi yok. Yok. Ahmet Davutoğlu kullanıyor. Doğru söylüyorsun. Başbakanlığı Sayın Erdoğan döneminde şöyle söylüyordu. Esat düştü düşüyor diyordu. Esat gitmek üzere diyordu. Ahmet Davutoğlu da aynısını söylüyordu. Ahmet Davutoğlu gideli çok oldu. Esat hala yerinde. Öngörüsüz ve yanlış politikaların sonucunda, öngörüsüz ve yanlış dış politikanın sonucunda bakın bizim başımıza büyük galeler geldi. Yanlış Suriye politikasının sonucunda ne oldu biliyor musunuz? Bir, dünyada en fazla sığınmacı ve kaçak barındıran ülke konumuna geldik. Ve bugün Türk milli kimliği varoluşsal bir tehditle karşı karşıya. İki, jeopolitik olarak güneyde Rusya ve Amerika ile komşu haline geldik. Üç, Suriye'nin kuzeyinde bugün emperyalizm 100 bin kişilik bir PKK gücünü besliyor. Dört, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin demografik altyapısı oluşturuldu. Ve beş, biz Türkiye olarak bugüne kadar 100 milyar dolardan fazla para harcadık. Göç İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı Türkiye'deki yabancı sayısı 5 milyon. 5 milyonu geçmiştir Göç gibi bir ifadesi İdaresi'nin şöyle söyleyeyim. TÜİK rakamları ne kadar doğruysa Göç İdaresi'nin rakamları da o kadar doğru. Ben onu neye benzetiyorum biliyor musunuz? 1900 dünya siyasi tarihinde bir olay var ya, 1937 yılında Sovyetler Birliği'nde bir nüfus sayımı yapılıyor. Stalin istediği gibi çıkmayınca nüfus sayımı Sibirya'ya sürülüyorlar. Yeni gelen ekip tam onun istediği gibi buluyor. Bizde de bürokratlar AKP'nin arzu ettiklerinin hilafına bir sayı bulursa tasfiye ediliyorlar yahut hiç o görevlere getirilmiyorlar. Peki. Bu gerçekçi değil. Bakın, burada provokatör veya sorumlu arayacaksak sorumlu
Türkiye'yi dünyada en fazla sığınmacı ve kaçak barındıran ülke konumuna getirenlerdir ve sorumlular Türkiye'yi Avrupa'nın ve dünyanın mülteci kampı haline getirenlerdir. Benim iddiam da şu ki bunu AKP hükümeti bilerek ve isteyerek yapmıştır. Bununla ilgili de konuşursak argümanlarımı sunarım. Geleceğim, bir Tanju Başkan'a döneyim çünkü Skype'la katılıyor ve birazdan da ayrılacak. Sayın Başkan, bu konuda sizin bir takım icraatlarınız, yaptığınız, belki de herkesten önce söylediğiniz bir takım ifadeler çok tartışılmıştı. Şimdi olayları sıraladık. Son günlerde tekrar gündeme geldi. Bu durumda ne yapılması gerekiyor? Nasıl hareket edilmesi gerekiyor sizce? Şimdi Cenk Bey'i dinledim. Bu konuda bir tez hazırladığını da söyledi. Keşke bu tezi hazırlarken benimle de konuşmuş olsaydı. Çünkü biz sahada bu sorunlarla doğrudan karşı karşıya olan insanlarız. Şimdi 2019 seçimleri öncesinde, hatta milletvekiliyken ben 2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden, arşivlerde vardır bunlar, bu soruna dikkat çektim. En başına itibaren şunu dedim. Bu düzensiz sığınmacıların Türkiye'de serbestçe dolaşabilmelerine izin vermemeliyiz. Özal gibi ki peşmergeler hatırlarsanız Saddam'dan kaçarken Semir'de tutulmuştu sınır kamplarında 1-2 yıl. Ondan sonra peyderpey geri dönmüşlerdi. Ama Türkiye en büyük hatayı onları savaştan kaçtığını iddia edenlere sınırda değil Türkiye'nin her noktasına dağılma imkanı vererek hata yap. Bunu kabul etmek lazım. Ta 2013 yılında ben bunu söyledim. Sonraki süreçte bu sayı kontrolden çıktı. Efendim işte kimileri resmi rakamlara göre 5 milyon diyor. Kimileri 13 milyon diyor. Tam sayı belli olmamakla birlikte şu anda 10 milyonu aşkın düzenli veya düzensiz, kayıt altında veya değil sığınmacının olduğu bir gerçek Türkiye'de. Ben bunları kendi şehrimden uzaklaştırmak için, bir yerel yönetici olarak kendi şehrimi korumak için şey yardımları kestiğimde, iş yeri ruhsatlarını iptal ettiğimde, Arapça tabelaları iptal ettiğimde beni ırkçı ve faşist olarak ilan edenler bugün benim yaptıklarımın doğru olduğunu kabul etmeye başladı. Üzülerek ifade ediyorum buna. Yani o kadar doğru kabul ettiklerini ama sıkıntılı bir konu ki. Hacı diyor ki kimse kabul etmiyor diyor Sayın Başkan. Ya Arapça tabela indirmenizi Özgür Özel bile doğru kabul etmedi ki Sayın Başkan. Efendim kim diyor bunu? Özgür Özel dedi ya bizim sorunumuz Hacı Yakışıklı'nın yok. İfadesi. Yayını görmüyorsunuz. Sayın Özgür Özel bunu söylemedi. Hatta son dönemlerinde Sayın Kılıçdaroğlu da bunu söylemedi. Sığınmacıları bir an önce göndermemiz lazım dedi. Şimdi Sayın Hacı Yakışıklı, özledim sizi bu arada ama bilmukabile görüşemiyoruz uzun süredir. Program yapamıyoruz. Hakikaten ama orası konuda fikrimizin aynı olmadığını en başına itibaren karşılıklı olarak ifade ediyoruz. Ama şöyle bir gerçek var. Ben de bir Tanju Özcan sempatizanıyım ama fikirlerimiz karşı. Türkiye'nin bir numaralı beka meselesi. Sığınmacıların bir an önce Türkiye'nin ayrılması lazım. Ha, geldiğimiz noktada ben farklı olarak şunu söylüyorum. Artık Suriyeliler Suriye'ye döndürülmeli. Esad'la görüşsek bile, ben buna katılmıyorum. Esad'la görüşsek bile, anlatsak bile Suriyelilerin önemli bir kısmını Suriye'ye gönderemeyeceğiz. Cenk Bey'e katılıyorum şu yönüyle. Asıl Kayseri'deki olaylardan sonra yaşanan olayların sebebi Sayın Erdoğan'ın tekrar, demek için de söylüyorum, kıvırtarak Sayın Esad'la yeniden görüşebilirim demesiydi. Sayın Başkan, bu Özgür Suriye ordusu başta olmak kıvırtma üzere. Kıvırtma ifadesi Cumhurbaşkanı için kullanılmaz Sayın Başkan. Kıvırtma efendim bir şey söyleyeceğim. Sayın Özgür Özel için ama bunu kullansaydım tepki gösterir miydiniz? Yani Sayın Cumhurbaşkanı da bu ülkenin bir siyasi parti genel başkanı. Tamam o da biz Özgür Özel için kullanmıyoruz ülkenin mesela. Cumhurbaşkanı gibi davransın, biz de bu cümleleri söylemeyelim. Olmaz, başka bir siyasi parti genel başkanı için de kullanılamaz. Hangi parti genel başkanı olursa olsun. Ya efendim konuklar olarak söylüyoruz, kıvırdım bu konuda diyoruz. Yani şimdi buna takılmayalım. Konu esas itibariyle şu. Sayın Cumhurbaşkanı Esad'la görüşebilirim derken Suriye'de sözde güvenli bölgede olanlar kendilerini huzursuz hissediyor. Ve bu olayları bundan dolayı çıkar. Dolayısıyla Türkiye bu konuda net durmalı, dik durmalı artık. Yani ve bana göre nihai sonuç şudur. Biz bundan sonra çoğunu Suriye'ye geri gönderemeyiz. Gerçekleri gönder. Ortak kabul anlaşmasından derhal Türkiye tek taraflı çekilmelidir.
10 milyon, 12 milyon, 13 milyon sığınmacının yükünü Türkiye tek başına omuzlayamaz. Bunu bütün Avrupa omuzlasın. Biz Avrupa'nın göçmen deposu değiliz, sığınmacı deposu değiliz. O yüzden gitmek isteyen bütün Avrupa'ya dağılsın, Avrupa ülkeleri de eşit şekilde bu yükü omuzlasın. Benim bu noktadan sonra somut önerim bu. Esad'la görüşerek de bu sorunu çözebileceğimiz kanaatinde değilim. Yani Türkiye'deki olaylara gelince, Erdoğan Bey, ben 5 yıldır, son 5 yıldır özellikle neredeyse yalvarıyorum. Ne olur durdurun bu sessiz istilayı. Kadınlarımız sokakta rahatça dolaşamıyor. Çocuklarımız parklara gidemiyor. Hani Kayseri'deki o olay patlamasaydı başka bir olaydan dolayı sosyal patlama olacak. Yaşanacaktı bu. Yani dolayısıyla yarın da başka olaylar yaşanabilir. Aklımızı başımıza almazsa. O yüzden iktidarıyla, hata yapan iktidar. Hep söylüyorum. Erdoğan ve Davutoğlu sebep, sığınmacı sorunu sorun olarak karşımıza çıktı. O yüzden artık bu aşamadan sonra geçmişte o bunu söyledi. O bunu yaptı. O hatayı Davutoğlu yaptı, Erdoğan yaptı. Bunları bırakarak iktidarıyla, muhalefetiyle milli bir strateji geliştirmemiz gerekiyor bu konuda.